diyor adam. Aynı hareketleri yap. Baba hızlı bugün. Dur bakalım. Göreyim ben bir ikizlerimizi. Ne kadar zor. Önce her bölümde biz daha zor diyoruz. 6 saat sürüyor her bölüm zaten. İkizlerimiz geliyor. Merhaba ben Ceren. Merhaba ben Yasemin. Biz gerçek ikiziz. Merhaba ben Can. Merhaba ben Berfin. Biz gerçek ikiziz. Merhaba ben Atakan. Merhaba ben Güney. Biz gerçek ikiziz. Atakan ve Güney asla değil. Merhaba ben Ömer. Merhaba ben Gülse. Biz gerçek ikiziz. Merhaba. Ya bir şey söyleyeceğim. İlk başladı. Biraz benzer bence. Yani çift yumurta ikizi olsan da bir andırmaz mısın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her programda olduğu gibi ilk an şokunu yaşıyorum ben şu an. Evet. Nasıl işin içinden çıkamayacağız? Hepsi bana ikizi gibi girdi içeri bence yani. Ne diyorsunuz hocam? Bir böyle bir sırayla bence bir dış görünüşe göre... Bu arada ben çocuk istediğim dönemlerde hep ikiz evlat istiyordum. Bir kız bir erkek ikiz olsun. Çok çok istiyordum. Bir kız bir erkek ikizim olsun diye çıldırıyordum. Benim ailemde gen haritamda sıfır ikiz var. Hiç ikiz yok. Hiç. Yorumlayarak başlayalım. Daha sonra arkadaşları tanıyalım. Kapıdan giriş anında ben analize direkt başladım. Yürüyüşten. Hani bunu açışı. Oğlum çift yumurta ikizi diyor adam. Aynı hareketleri yapmıyorlar mı? Yapabilirler. Ya ama böyle saçma bir şey mi var oğlum? Çift yumurta ikizi diye aynı hareketi yaparlar mı ya? Biz orayı bir tanıyarak başlayalım. Ben Ömer. Ömer. Kaç yaşındasın Ömer? 16. Nerede okuyorsun? Darıca'da. Kocaeli'de. Ne zamandır kardeşsiniz? Bu iyice gitti ya bu. 3-4 milyondan sonra bozdu bu. Allah Allah. Kaç saniye var aranızda? Bir dakika var. Bir dakika var. Kim önde? Ben. O. Sen bir dakika daha büyük. Aynen. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Gülse, Tuzla Mehmet Tekinap Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Şimdi benim merak ettiğim soru şu. Aileler genelde ikizleri aynı okula gönderir. Niye biri Darıca'da okuyor, biri... Sınavla girdiğimiz... Ben daha yüksek puan yaptım. Dilimle girdim. O ortalamayla girdi. Kaç puan fark var aranızda? Benimki 98'di. Benimki 94'tü. Yani biri 60 olsa, biri 98 olsa muhtemelen kardeş olmayabilirlerdi. Tamam, peki bu tarafa geçelim. Ben Berfin, 17 yaşındayım. Darıca Fen Lisesi'nde okuyorum. Hangi bölüm? Sayısal. Darıca 1, Darıca 2. Tanıyor musunuz birbiriniz Darıca'dan? Ben çok tanımıyorum yani. Tanışıklığımız yok da görmüşlüğüm var Darıca'dan. Ömer tanıyor, Berfin tanımıyor. Burada bir yalan koktu ama. Bir yalanlık var burada. Bak bunlar kaçırmayacak, aynı okulu okuyorlar. Ama ben Fen Lisesi'ndeyim, o normal Anadolu Lisesi'nde. Okullarımız ayrı yani. 50 soru daha çözsen. Belki de orada sen oturuyordun. Seni tanıyalım. Ben Can, 17 yaşındayım. Ben de Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Burunda hiç yok. Kaş yapısı ikisinin çok benziyor bu arada. Yani kaş yapıları benziyor. Ağız yapıları da sıfır. Hiç benzemiyor ağız yapısı bu ikilinin. Ha, sen de Darıca. Darıca Anadolu Lisesi'ne buradan selamlar. Sizin bölümler neydi? Dil. Sayısal benim de. Yatayım dedim. İkisine bir daha lisesine buradan ya. Selamlar. Sizin bölümler neydi? Dil. Saçında boya var mı? Benim için çok önemli şu anda gerçekten. Yan yana otururken bir görsem, bak yan yana bir görsem, şu ikili net değil bu arada. Ya ben bu ikilinin çok net olmadığını düşünüyorum. Sayısal benimle. Yatayım dedin. Yani. Lise hayatımı yaşamak istiyorum dedin. Yatayım. Anladığım kadarıyla. Sizi tanıyalım. Yasemin ben. Kadir Has'ta okuyorum. Bu ikisi birbirini o kadar çok andırıyor ki. Ben de İstanbul'da biyoloji okuyorum, İstanbul Üniversitesi'nde. Adım da Ceren. Yasemin sen mimarlık mı okuyorsun? Yok. Yaşını söylemedi. Yaşını söylemedi. Yani benzeyen yaşını bir taraflarını söylemedi. Aradım ama bulamadım. Yani burun baktım, birazdan dudak ben... baktım. Çok andırıyorlar. Kaşına baktım. Sana güzel bir dona sunacağım birazdan. Buyurun. Merhaba Atakan ben. 22 yaşındayım. Cerrahpaşa'da okuyorum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mi? Orman Endüstri Mühendisi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Ben de 22 yaşındayım. Ben şimdi isimleri söyleyeyim sana? Ömer Gülse. Ya sen orada gülüyor musun? Sen ne yapıyorsun orada ya? Oraya oturmuşsun. Gülüyorsun orada. Ne oldu? Niye gülüyorsun o kadar? Niye gülüyorsun o kadar? Ne oldu? Benim gibi gülüyor. Git Instagram story'e git, yayın başladı duyuruma, böyle gülüyorum.
Var. Yasemin Ceren var mı? Tamam. Berfin Can. Atakan Güney. Ve Atakan Güney. Okey tamam. Şeyden yola çıktım hani böyle ikiz kardeş acaba bir oyun var mıdır orada isim benzerliği Allah'ım oyunu. Muratcan Aslıcan gibi. Gibi. Evet olabiliyor. Ona baktım da. Yok. Yarım uyak var son harften Ceren ve Yasemin'den dolayı N'dan yarım kafiye var. İkiz olsan biraz daha kafiye yapardın bence. İsimden hiç gidemeyeceğiz, tipten de hiç gidemeyeceğiz bence. Aa, şey aklıma geldi. Filmlerde falan da oluyor ya ikiz kardeş filmlerinde. Birine bir tane vurunca öbüründe canı yanıyor. Aa, öbürü de hissediyor. Ama onu yapamayız. Mantıklı mı ya bu şu anda? Nasıl mantıklı mı ya? Oluyor, filmlerde oluyor. Hangi televizyonu izliyorsun? Link atarım. Bu Darıca tayfası ben mi kıllandım onu söyleyeyim. Darıca tayfası ne ya? Oğlum Darıca tayfası herkes zaten. Darıca genk var bize ya bak burası. Bize çıkışına gidelim. 4 kişi var. 1, 2, 3, 4. Bu dörtlüden ben bir şüphelendim. Sanki nasıl geldi Orkun biliyor musun? Ekip sanki haber vermiş. Eş dost benzeyen veya kardeş rolü yapabilecek arkadaşlarıydı. Darıca Lisesi'ne bir gitmiş o haber anladın mı? Biz gelelim mi? Evet. Falan gibisinden. Oradan Darıca'dan senin ekibinden birisi var mı Darıca'da? O zaman ben şunu sormak istiyorum baştan şöyle. Hanginiz daha önce doğdu? Göreceğiz. Gösterelim cevabı. Güney dedi. Aynı ilkokulda okumuşsunuzdur. Evet. İlkokulda sınıfınız neydi? Yazalım. Siz de bir saniye söylemeyin. Bunu ben normalde şu anda da mesela hatırlamıyorum. Saçmalama lan ben A'da 5A'da okudum yani ben hatırlıyorum. 8. Ben sınıfta E'de okul değiştirmiştim oğlum ben. Yazdın mı? Evet. Tamam. Ne diyorsunuz? B. B geldi. Ama sanki böyle bir bilmiyormuş da hatırlamaya çalışıyormuş gibi bir roleplay gördüm. Ama daha ilkokulda kalmış yani. Tanışmıyor muydunuz ilkokulda? Dur lan bir şey mi? Tanışıyorduk ama üstünden seneler geçti yani. İlkokulda tanımıyordum gibi lan diyorum. Hatırlamak zor biraz bence. Buyurun hocam siz sorun. Tamam size soruyorum. Kardeşinizin en sevdiği şarkı nedir? Onunkini söyleyeceğim değil mi? Evet siz kendi sevdiğiniz şarkı yazacaksınız. Bunlara çalışılmış ama yani şarkılar, sanki çalışılmış şeyler çalışılmış yani bence. Bir sen Tezer bilsen. Bir sen Tezer bilsen. Çok yakın arkadaş. Oho, evet ya, yine öyle bir şey mi düştük ya? Ay, Esra'nın en sevdiği şarkı ne ki? Çok yakın arkadaşım. Asla bilmiyorum. Ne ki? Ben bir ara İstanbul'a gittiğimde Esra ile bir video çekeyim. Arkadaşımla birbirimizi ne kadar iyi tanıyorum. Çekeyim. Peki kardeş olabilirler mi şimdi? İkiz ayrı bir kavram ya. İkiz olmayıp da kardeş olan yok. Ha, okey. O kadar zorlamadık. Ben o zaman size sormak istiyorum. Soru gelsin. Doğum sürenize kaç dakika fark var? Haydi bakalım. Söyler misin? Kaç? İki birim ne birimi bu? İki dakika. İki saat olamaz mı? Saat de çok fazla. Uzun bir doğumdur. Saat 8 saatlik doğum hiç duymadın mı lan hayatında? Şey duymadım yani ikiz geldi öbürü gelmedi daha falan gibi. Ömer'le Gülse'ye soracağım. Gülse, Ömer'in ilkokuldaki en yakın arkadaşının adı neydi? Çok vardı benim arkadaşım. Ya tüm okul arkadaşıydı onun. Ya böyle sizin eve bol bol girip çıkan. Kimseyi hatırlamıyorum ki. İlkokul gelmiyorsa lise yazalım. Oğlum okuyorsun ama ya. Kardeşim. Hayır ben hiçbir şey görmedim. Söyle. Irmak. Irmak. Irmak kız arkadaş. Arkadaş dedik kız arkadaşı. Hayır kız arkadaş. Kız arkadaş. İşte bu mal hemen sevgili zannediyor. Ben bir şey demedim. Ben de insan arkadaş olabilir ya biliyor musun? Konuşmadım. Arkadaşlar ben böyle şeylere takılmam yani. Atakan'la Güney'e sormak istiyorum. İlkokuldaki sıra arkadaşınızın ismini yaz. Ya bence buraya boşa sormayın ya. Sen kendini sıra arkadaşını söyle sen de 12'ni yaz. Hangi sınıf ama? İlkokul ya. 2-3 isim yazacağım o zaman. Tamam 2-3 isim yaz. Tamam sen de ya. İsimden herhangi bir örnek olursa. Denkleşirsek okeyiz aynen. En çok ben Elif'le sıra arkadaş kaldım. Sonra başka... Başka bir tane daha söyleyecek olsan kimi söyler? 8. sınıfta da Çağla'ydı benim. Elif'le Çağla yazdı. O zaman ben şimdi soruyorum. Bizim sınıfta ikiz vardı tamam mı? Aynı sırada otururlar daha. Birinci sınıfta başka sıra arkadaşı yapar mısın? Ya bizim kendisi? Sınıfta da ikiz vardı. İkisi birbirini hiç sevmiyordu ya. Hiç. Hiç sevmez mi iki insan birbirini? Gıcıklardı birbirlerine. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir ikiz daha tanıdığım vardı. Biri farklı bir sınıfta, öbürü farklı bir sınıftaydı. Hoca oturtabilir farklı şekilde. Ya birinci sınıf ya bu hoca da yani anladın mı? Kardeşinle gitmişsin ikisin aynı sıraya oturmaz mısın ya? Vallahi oturursun. Peki bir şey diyeceğim siz hiç aynı sırada oturdunuz mu? Yok. Niye abi aynı sırada? Bizim hocalar kız erkekle oturtuyordu. Ha. O yüzden hiç birlikte oturamadık yani. Ben bir soru buldum. Şuna ne diyorsun? Bizimki de öyleydi. Ooo güzel. Bakayım ben de. Aa, okuyamadım ki ben. Alele mi? Alele. Alele diyor. Alele al. Dur yazacağım bir daha. Baba öyle okumuyor ona. 100 lira 200 lira donate gönder onu. Kardeşim ben benim okumuyor. Bedavaya okumuyor. Gözler okumuyor.
Tamam şimdi anladım. Okey. Güzel. Bu tamam net işte mesela. Değil mi? Ne? Ama kişiyi doğru seç. Burada ama tamam. Yazmayı da bitirir abi zor onunla. Hayır bir kişiyi eleyeceğiz bence bu soruyla. Soruyorum. Anne tarafından dedenizin adı ne? Açalım. Açalım. Cevap Yılmaz. Alalım. Öğrettin. Bir şey diyeceğim. Buna çalışmış olamazlar. Onlar kardeş. Dönelim. Aynı soruyu sorabilir miyim? Soralım bence. Baba tarafından deden. Evet. Cavit. Ben ama sana dedim ki spesifik bir soru. Ama dedim. Abi Nurettin Cavit şey ama dede ismi zaten. Yani. Şimdi bir dakika. Mehmet babam. Dinleyin beni. İkisinden biri kardeş çift. Biri de kuzen. Siz kuzen misiniz? Değiliz. Kapatalım mı abi kamerayı? Sor bakayım hala ismi sor. Yedinci büyük büyük dedemiz dedesini sor. Dedenizin en büyük çocuğunun adı ne? Ya böyle sorum olur ya. Ama bunun hangi için babasının kardeşleri ama? Olması lazım. Baba tarafının. Söyleyeyim mi ben? Evet. Lütfü. O da baban mı? Hayır amcam oluyor. Senin neyin? Amcam. Onun da amcası. Abi bak her program aynı şoku yaşıyorum. Ulan herkes mi kardeş o zaman? O zaman Atakan'la Güney'e soruyorum. İki taraftan da en küçük kuzeninizin adı. Buyurun hocam biz cevabımızı alalım. Evet. Elif. Hoşçakal güle güle. Güle güle yani. Zaten dışarıdan bas bas bağırıyor var. Halamızın kızı. Elif kaç yaşında? 20 yaşında. Bade kim peki? Aaa. Bir dakika sen Bade'nin yaşını yaz sen de Bade'nin yaşını söyle. Bir dakika dur sen ya önce Bade'nin yaşını yaz hocam. Tamam, ben yaşını... Bir dakika yaşını ortalama... Ben de bilmiyorum ama. Tamam ortalamasını baba kuzeniniz ya bu kız sizin. Bade Mahmut amcamızın kızı. Yaşı... Sence kaç yaşında? 5-6 gibi bir şeydir. Çok küçük yani. Baba çok tamam, küçük ya, de. Tamam ondan. Şimdi şöyle. Yani 20 yaşındaki kuzenleriyle sohbet, muhabbet falan. 3-4 ile daha alakaları olmamış. Bir şey diyeceğim. Herkes kuzen biri çift. Şey ney kardeş. Biri hacker. Biri de zengin. Abi şöyle bir şey var. Şimdi soru cevap olarak gidiyoruz. Burası bir tekledi yani. Yanlış cevap verdi. Vermedi aslında. Verdi. Ben dedi adından kesin eliriz diye düşünüyordum. Oradan da öğrenemediyse. Bu arada. Evet çok zor olduğu için biz de zorlaştırmaya karar verdik. Burada kardeş olabilirler mi acaba? Onu düşünüyorum. Arada belki yaş farkı vardır. Kulaklık taktık Can'a. Aynı hikayeyi anlatmasını isteyeceğiz ikizlerin. Hikayemizde şey olsun. Bence özel bir gün olsun. En son doğum gününüzü anlatabilir misiniz? Parti ise parti ne yaptınız? Aynen. Aynı hikayeyi biz önce Berfin'den dinleyeceğiz. Sonra Can'dan dinleyeceğiz. Hikayeler örtüşüyor mu onu kontrol edeceğiz. Biz evde yapmıştık toplu. Arkadaşlarımızla yani. Biraz daha detay ver bakalım. Yani direkt öyle kutladık yani arkadaşlar. Mesela Can'ın kız arkadaşı geldi mi? Yoktu. Garip bir olay yaşandı mı? Birini havuza attınız mı? Biri kafasını hayır çarptı mı? Bir şey oldu mu? Herkesin evinde havuz yok Orkun'um. Kankacığım benim de yok. Senin evinde var diye oradan alışkın. Allah Allah. Nasıl hiçbir şey yaşanmadım ya başka doğum? Ya benim hatırladığım yaşanmadı. Kız arkadaş falan geldi mi ne bileyim hani. Yok ki şu anda. Doğum günü pastanız nasıldı? Çikolatalıydı. Can meyveli sevmiyor zaten. Ne burcuydun sen? Kova. Çıkarabilirsin Can kulaklı. Duydun mu hiç bizi? Hiçbir şey duymadım. Şimdi Can bize aynı hikayeyi anlatacak. Can son doğum gününüzde ne yaptınız? Son doğum günümde arkadaşlarımla evdeydik. Doğum günümü kutladık. Kimler vardı? Ebrar vardı. Ailen evde miydi? Değildi. Can kız arkadaşın gelmiş miydi? Evet. Tamam eleyebiliriz abi. Berfin gelmiş miydi? Haberim yoktu ki. O gelmişti. Vardı. Ama o sonra da burası gel değil. Burası da değil. Gitti. En şüphelendiklerim gidiyor. Hangi platformda bu anlattığın dizi? Ya ben... Yani bak... Diğer ikiyle hiç konuşmadılar iki kızla. Sanki orayı bir kafadan erediler gibi. Ben şeyden şüpheleniyorum. İki ayrı liseye gidiyoruz falan filan diyenlerden şüpheleniyorum. Çok. Pastanız nasıldı? Neyliydi? Hiç böyle çok şeyler bir de yani anladın mı? Böyle ne bileyim falan yapıyordun. Sen sarhoştun o gün. Bir şey söyleyeceğim. Bak burada büyük bir olay var baba. Bunu çözelim ya. Burası artık değil. Abi çözdük değil. Burası da değil. Güzel evet yer ya. Ya burası da değil. Bence buraya şu an yüklenmeliyiz ki o... Evet abi. Tamam. Hadi ilk şeyimizi çiftimizi eleyeceğiz. Hadi. Neredeydi doğum günü? Evde. Ulan sana mı sorduk? Şimdi Can sevgilisi evde evdeydi. Zaten. Sen ama ilk sorduğumuzda sevgilisi yok ki dedin. Şu an yok ama. Bak Allah çarpar. Hayır bak. Hayır. Ne zamandı? Kaç dedi ay önceydi doğum günü ya? 28'inde yeni ayrıldılar zaten. Sen az önce doğum gününü sorarken sen sevgilisi yok ki dedin ya böyle. Doğum gününde yoktu evet. Ben geldiğimde yoktu. Şu anda da yok zaten ama o zaman sevgilisi vardı. Ama o da diyor ki sevgilim vardı diyor. Tamam işte doğum gününde vardı. Sen peki neredeydin o çocuğun doğum gününde? Onlar evde ikisi tekti ilk başta. Sonra biz gittik doğum günümüzü kutladık. Ama annemle geldi diyor. Babamla geldi diyor. Sen arkadaş yok. Hayır yok dedi. Burada yalan var. Annemlerin yanındaydı. Burada yalan yuva yapmış. Yalan yuva yapmış burada. Yalan burada yuva yapmış. 6. Ama bu ayakkabım 45,5 mesela. 45,5. Evet doğru. Şunu bir giysin ya. Doğru. Bu da 46. Abi nesiniz siz ya? Kardeş misiniz? Kuzen burada misiniz? Yalan nesiniz? Burada yalan yuvası var. Burada yalan yuvası var. Orada bir yalan var. O yalanı aklımızda tutalım. Diğer arkadaşlara gidelim. Onlarda da aynı şekilde yalanlı olursa.
Çünkü bak kıvırmaya gidiyor, anladın mı? Bak bak diyor ki mesela hayır vardı da önce onlar işte şöyleydi, sonra şöyle oldu, sonra böyle oldu falan filan yapıyor, anladın mı? Böyle var. İndir efendim var. Oğlum hala hediyemedik lan birine. Yasemin, hiç Ceren'le küçükken aynı çocuktan hoşlandınız mı? Hayır. Hiç. Çok çok farklı zevklerimiz. Zevkler farklı. Peki ya? İkiniz de birinci sınıfsınız. Üniversitenin açıklandığı ilk gün. O günü bize bir anlatır mısın? Sabah kalktınız mesela üniversite sınav sonuçlarının geldiği gün heyecanını falan. Mesela Ceren'le beraber nasıl yaşandı mesela? İlk kiminkine baktınız mesela sınav sonucunda? Evet. Güzel, helal olsun kardeşim. Ben de güzel. Çok tebrik ediyorum. Çok iyi bir soru gerçekten. Harbi çok aynı anda baktık. Nasıl yani? Tamam. Aynı anda? İki kendi farklı... telefonlarımızdan. İkimiz aynı anda sisteme girdik. Sana ne çıkmıştı? Kadir Asuku. Ona ne çıkmıştı? Bir de biz mezuna kaldık falan. Oradan böyle bir... Tamam, ona ne çıktığını geçelim diyoruz. Hep biyoloji, İstanbul biyoloji çıktı işte. Ha. Zaten o da onu istiyordu. İkimizin de istediği yer oldu. Kaçıncıdan tuttu seninki? Benimki ilk. İlk yazdığın tercih. Onun tercihi kaçıncıdan tuttu? Onun sonlara doğru o kadar. Ama çok istiyordu İstanbul biyoloji dedin. Ben 3-4 tercih yaptım zaten. O çok fazla tercih yaptı. Hatırlayamıyorum o kadarını. Bu tercihler açıklandıktan sonra ev halkının tepkisi ne oldu? Yani sevindi herkes ama böyle bir uçuk bir heyecan olmadı çok yani. Sen burslu musun bu arada? %50 bursluyum. Ceren demedi mi? Ya işte ya Yasemin burslu okuyor özelde. Ben niye özelde? Ben de %50 burslu okumak istiyorum. Biyoloji özellerde yok diyebiliyorum ben. Zaten İstanbul Üniversitesi varken niye özele gitmeyi tercih ettin? Peki bu sorun oldu mu evde yani? Hayır hayır, öyle bir şey olmadı. Nereye bağlanacak? Burayı bekliyorum yani. Ben roman mı yazacağım bunun yoluna şu an? Anlamam. Bir kardeş hikayesi falan mı? Bildiğin konuşuyor, şöyle dinliyorum. Olsalar da aynı cevapları bilebilir. Nasıl verecek abi aynı cevapları? Oğlum çok bir detay yok burada. Nasıl yok? Bak şimdi ben sana çözeyim. Çözdü. Ceren kulaklığı çıkartalım. Üniversiteyi kazandığınız güne dönelim şimdi. O günü bize bir anlatabilir misin? Yani üniversite sınav sonuçları mesela ilk kimin sonucuna baktınız? Önce sanırsam Yasemin'inkiydi. Onun istediği yer geldi. İlk tercih miydi peki? İlk 5'teydi sanırsam. İlk olmayabilir. Ben açıkta kalmayayım diye en alta yazmıştım benimkine. Açıkta kalmayacağım yer tuttu. Yani yazmasaydım açıkta kalmayacağım. Sen bu bölümü isteyerek mi yazdın? Aslında bölümü isteyerek yazdım ama istediğim kısım gelmedi. Telefondan yani mı baktınız sonuçlara, bilgisayardan mı? O bilgisayardan benimki telefonum oluyor. Biliyor abi. Her şeyi biliyor. Sonra hani böyle şey oldu mu? Evdekilerle bir sarılmaca. Yani Yasemin için oldu ama ben çok mutlu değildim. Yasemin heyecanlandı mı? Yasemin çok heyecanlıydı, mutluydu. Çok sevindi mi yani? Abartı sevindi mi? Abartı da sevinmedi ama sevindi yani. Sonuçta ben bir tık üzgündüm. Seninki sonuçta devlet, o %50 okuyor ya. Evde bununla alakalı ne tür problemler yaşadın? Kavga çıkartıyor. Ne oluyor çok şu an? Sorun yarattın mı yani? Yaratmadım ama şey kısmını yaratıyorum. Yasemin'e bu alındı, bana alınmadı. Tamam, ben çıkarttım. Ne çıkarttın? Çıkarttın. Nasıl ne çıkarttım abi? Sen hiç konumuzla alakalı hocam, bir şey denememiş. Hocam siz duymadınız galiba. Biliyor dediklerim yalandı. Biri diyor ki onunkine bilgisayardan baktık diyor. Doğru, ikisine de telefondan baktık dedi. Öbürü diyor ki ilk tercihiydi diyor. İlk tercihiydi. Telefon konusunda karıştırdı. İlk 4 dedi bu arada. Dedi ki ilk 4'ün içindeydi tercihim dedi. O da dedi ki ilk 5 tercihinden biri geldi dedi. Ceren ben telefonumdan baktım. Onu karıştırdı, ben de farkındayım da. Diğer... Allah çarpsın. Hangisi gerçek kardeş diye ablamla beni oraya koysunlar. Hiçbir bok bilemeyiz. Hiçbir bok bilemeyiz. Hiçbir bok bilemeden de oradan ayrılırız. Ben söylüyorum. İlk bizi elerler. İlk bizi elerler abi. Telefondan mı baktınız Ceren? Birimizinki telefon, birimizinki bilgisayar. Bak, öyle dedi, öyle dedi. Baba tercihi bilirsin çünkü arkadaşınla beraber yapabilirsin tercihini. Gitti tercihin. Gitti yok net. Sen... Çok net üçüncü sıra artık, çok net üçüncü sıra. İlk değil, ikinci de değil. Üçte duran ikili sağdakiler zaten gitti. Ben hiç hatırlamıyorum tercihimi. Bilgisayarı açmayı denedim önce. Net bilgisayarı beklemedim ve telefondan baktım. Bilgisayarı bir açmayı denedim. Orada bir bak, kıvırma gene. Gene bak. Küçükten bir dönüyorsun. Gene kıvraklık. Burada yazıyor. Yine kıvraklık. Ben yemem. Ceren dedi en sona yazmıştı dedi. Ceren onu yazdı. Arkadaşlar... Burada üçü kavga edebilir ama baba yemez. Babaya yediremezsiniz. Yakalarım. Yakalarım en ufak hareketinizden, en ufak saç savuşunuzdan, sesinizi yükseltişinizden. Yakalarım. Bak zaten ikisi sorunun şeyi orada, anladın mı? Biri diyor ki bilgisayardan diyor, öbürü telefondan diyor. Hocam bir de onlar da şöyle bir şey var. Zaten mezuna kalmıştınız evet. Değil mi size? Yani bu senede belki olmaz. Yani aile o şeyde bakmış olabilir. Doğru.
Evet, Ömer Taksın kulaklığı. Ömer'in böyle çocukluğundan beri olmak istediği meslek neydi? Ömer'in şu anda da belli bir mesleği yok. Hiçbir zaman belli bir mesleği olmadı. Çocukken de hiç... Benim için sorarsanız da bilir. Tamam, sen kendi için veteriner olmak istiyorum. En başından beri de öyleydi. Çaldığı bir müzik enstrümanı var mı Ömer'in? Gitar çalıyor bazen. Kız tavlayabilecek kadar 3 akorlu mu? Yani evet. O seviyelerde mi? Evet, çok iyi çalmıyor ama. Tamam, çıkar hocam kulaklığı. Çocukluğundan beri evde sürekli söylediğin, ben şunu olmak istiyorum dediğin hayalindeki meslek nedir? Çocukluğundan beri değil de gastronomi okuyacaktım. Ya, haberin var mı? Hayır şöyle. Kardeşin çok, yemekle hayır, ilgileniyormuş. Çok haberin iyi, var çok mı? Çok iyi yemek yapar ama sen hiçbir zaman belli bir meslek söylemiyordun. Böyle bir çaldığın enstrüman bir şey var mı? Gitar. Bir de müzik derslerinde flütü en iyi ben çalardım. Gülsen'in çocukluğundan beri olmak istediği... Veteriner. Ne oldu? Ne çıktı şimdi buradan sonuç olarak? Ömer zeki çocuk yapar. Biraz zamana ihtiyacı var. Güney'le Atakan'a bir soru daha gelsin o zaman. Abi, çocukken, Atakan, küçükken Güney'in bir hastane, bir yaralanma anısını anlatabilir misin bizimle, paylaşabilir misin? Biz evdeyiz. Evde patates kızartıyorduk işte. Kızgın yağ bacağına döküldü. Sonra bir ay evden çıkamadı. Bacak böyle yatıyor işte. Kızgın yağ direkt bacağına döküldü. Kızgın yağ? Buradan, o kızgın zaman sen ne yapıyordun o sırada? Dur. Bir dakika. Abi elinizde çok gösteriyorsunuz. Bacaklarınızı göstermeyin. Kızgın yağ bacağına döküldü böyle. Aynen. Anladım. Çok tutundum. Bak buradan mucize ortası hemen. Tamam, anladım ben. İlk gece öyle geçirdi. Öyle bıraktınız çocuğu. Hayır, yandı da. Kolu böyle full yanmış. Böyle bir yandı kolu komple. Komple buradan böyle. Anneniz babanız niye götürmüyor hastaneye? Ya büyütmedik olayı. Çünkü öyle ilk yandı da öyle geçirilebiliyor işte zaman. İz var dedin ya, şu an iz var dedim ben, buldum. Var var. İzi bir şeye benzetsen neye benzetirdin? Yanına. Aldın mı cevabını ya? Ben çizik şeklinde mi bir yere mi... Yanığa. Dökülmüş yuvarlak. Oğlum var çizik şekilde dökülmüş yani. Olabilir bakayım. Mi? Bakayım. Aldın mı? Sosisli. Tamam. Adamı çizdirdin, adam da bunu çizdi ya. Güney, şimdi sana bir soru soracağız. Atakan küçükken bir kaza geçirmiş. Yanma değildir herhalde. Niye? Yanma mı? Niye değildir yanma? Nasıl, anlatabilir misin o hikayeyi? Ne oldu tam olarak Atakan'a? Patates kızartıyordu. Kevgir var ya bu delikli olan. Evet. Onu alırken işte üstüne. Sen mi döktün onun üstüne? Yoksa kendi mi döktü yani? Kimin suçu bu? Yok, Atakan. Atakan'ın değil ki bu. Atakan benim üstüme döktü onu. Baba sana bir yalan söyleteceğiz. Onu da söyleyemez. Başından beri bunu demen gerekiyordu zaten. Zaten ben karar anlamadım ki. Beynim yandı. Yok yok, ben yandım zaten. Sen niye baba bize hikaye uyduruyorsun? Hayır, benim öyle bir şey mi oldu hiç hatırlamıyorum. Kolunun neresi yandı? Kolun bacağım ya full. Ne yapıyoruz biz? Baba ben biz sana bir şey söyleyemedik abi. Bak, Can burada yalan söyledi. Biz daha nasıl bir cevap bekliyoruz ki abi elemek için? Kesinlikle eğlenmeliler. O zaman Berfin'le Can'ı kardeş olmadığını düşünüp eliyoruz. İki o yeterli abi. Benim el kaldırmama gerek yok zaten. Siz zaten her yerde muhalefetsin ya. Ben zaten ya. Buldum ya. Teşekkür ediyoruz. Sizleri alkışlarla eliyoruz. Berfin'le Can gidiyor. Bölümün sonunda göreceğiz kardeşler miydi, görüşmek değil mi, der miydi? Sence kim ikiz? Gülsey ile Ömer. Bak, ben en sağdakileri ilkelerdim. Siz birbirini seviyor musunuz? Yani sevmediğimiz özelliklerimiz var ama iyiyiz genel olarak. Ama genellikle aynı cins olunca seviyorsun abi yani. Aynı cins ne demek ya? Kukun ulanlar. Cinslerken cinsiyet ya. Cinsiyet oğlum. Atakan, Güney'in en sevdiği rengi yazar mısın? Film bilim deseydik bari. Ya turkuaz yazmış ya siyah yazmıştır. Tamam. Siz evet lütfen. Bunu da alalım yani tek tek. Nedir Ömer? Yeşil. Evet. Siz efendim? Mavi. Buna çalışılmıştır ama. Buradan böyle daha... Ben en çok... Madem çalıştılar oralarda... Ben en çok hangi rengi seviyorum? Mordu! Soralım bana, anladın mı? Boşuna gelip çoğunmasınlar. Genelde çift yumurta ikizlerinin biri sağlak, biri solak oluyormuş. Kim sağlak, kim solak? Sen. Sağ yazdı, sol yazdı, aynen. Sağ yazdı. Ben solağım, o sağlak. O sağ sol. Sağ tamam sol hocam. Var burada. Tamam ortada hocam bir sağ işte. Sol bulduk sizde. Tamam, İlk bunu aklımızda tutalım. Şey. Hocam, benim bilimsel bir bilgim daha var. Genellikle çift yumurta ikizleri farklı cinsiyette oluyor. Aynı cins, farklı cinsiyet. Peki. Bunları aklımızda tutalım. Ama bir şey daha var. Göbek deliği. Birbirlerinden farklı göbek delikleri oluyormuş. Mesela aynısı olmadı o. Bir şey göbek söyleyeceğim bu arada. Aynı olayın kalçalısında da var. Bu yemeğinde salçalısı. Bu saatten sonra bunu dinlemeyin. Bunun amacı olayı farklılaştı onun. Şaka ya. Bak bir şey söyleyebilirim. Yüz atları Yasemin'le Ceren'e çok benzemiyor yani şimdi. Ya nasıl, andırmıyorlar mı ya? Ben neden çok bana andırıyor gibi geliyorlar?
Çok anlıyor gibi ya benim için. Benziyor abi, göz yapıları benziyor. Benziyor abi ama burunlar benzemiyor. Estetik yani. Şey çok senin merak ettim ya. Senin estetikli mi burun? Eleyerek gideceksek ben Yasemin ve Ceren'in evet. elenmesi tarafındayım evet, aslında. Ben de. Ceren'e verelim tahtayı. Ceren, Yasemin'in en çok korktuğu şey nedir? Nedir? Yılanlar. Evet. Yani. Ceren. Ben de yılanlardan ve yalan. Yasemin'in tik, doğum lekesi, yara izi var mı? Ne diyorsunuz? Ha, orası mı? Yok aslında ama söylerse böyle bir çok haberim olmadığı anda karma dokunumda böyle bir şey oluyor. Yok denilebilir. Ömer bütün dünyayı zombiler ele geçirmiş. İkiniz kalmışsınız. Ömer uçurumdan aşağı düşüyor. Tuttun elini. Tutar mısın, bırakır mısın? Tutarım. Tutarım. Tutar mısın ya? Tutarım. Canciğer kardeş ya, günün sonunda bunlar. Bakma o şeydir o kardeş. O zombilere sen Dying Man... Tutulur, ben kendim de atarım hatta aşağıya. Tutulur. İki kodu mu istiyorsun? Tutarım. Açık onu. Kanka varsa verin ya. Evet. Kodu ayarlayalım sana bir evet. tane. Çok saçma bir soru. Kodu ayarlayayım onu. Bu soruyu ben yine bu tarafa soracağım. Burayı biraz zorlamak istiyorum. Annenizin en çok yaptığı yemekler. Yani sen düşün. Evet, alalım. Lahmacun çok yapıyor. Sebze yemeği yapar. Bir de tepsi kebabı olabilir. Aynı soru buraya dönelim. Evet. Cevabınızı... Lahmacun mu yapıyormuş anneleri? Anne! 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 Lan mı? En çok sebze yemeği yapar. Pırasa yapar. Ispanak yapar. Karnabahar yapar. Sebze, full hatta yani. Sebze, ben sebze yiyerek büyüdüm. Gün lezzetleri sevmez yapmayı. Kek, aa keki çok güzel olur. Bir tane sade keki vardır onun. Bir de çaylı keki vardır. Efsane yapar ikisini. Efsane yapar ikisini. Alabilir miyiz? Şimdi şöyle diyeyim, sarımsaklı ve acılı her şey. Bir de soğan kavurması çok yapar. En son ne yedin? En son ne yedim? Annemin yaptığı ne yedin oğlum? Dur düşünüyorum bir dakika. Acı diye yemedin ya. Biliyorum. Kuru fasulye vardı. Dur ya, adını unuttum yemeği. Abi bunlar da kardeş. Peki Gülse, sizin salondaki nasıl televizyon... Nasıl ya? Ay hiç düşünmüyorum. Çaylı kek... Hiç çaylı kek yemediniz mi bugüne kadar? Çaylı kek. Çaydan yapılan kek. Özütü çay. Hiç bir dakika, çaylı keki bilmiyor mu kimse? Şaka. Çaylı kek yapar. Şaka yapmıyorum. Çaylı, bildiğin siyah çay var ya, ondan kek yapar. Ve muazzam olur. Tam bir gastronomi şöleni. Bak, bilen birkaç kişi var, gördünüz mü? Çok güzel yapar. Bayılırım ben de, çok severim. Bildiğiniz siyah çaydan ya. Çok da güzel olur. Televizyonun markası ne? Televizyon izlemiyorum ama şöyle bir şeydi galiba. LG olur, LG. Evet. Bence artık... Herkese soralım artık bu soruları. Çünkü diğer tamam. Ben yalan yakaladığım için söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Yani aslında şu an ortadakiler gibi de gelmiyor. Hatta sanki her anlar da bir yalan konuşacaklar gibi. Ama sağ ve sol yalan söyledi, bir de üzerine kıvırmaya çalıştılar. Televizyonun markası. Markasını gerçekten bilmiyorum. Tamam dur, bilmiyorsan sana başka bir şey sorayım. Babanızın en çok kızdığı şeyi yaz sen. Eve geç girilmesi olabilir, yalan olabilir, alkol olabilir. Bana özellikle çok kızdığı bir şey var ya. Ha, sürekli dışarı çıkmamı. Ha? Ama dışarıda ne yapıyorum çok ben? Geziyorsun. Tabuya döndü bu. Bu ne harbiden tabuya? Ama böyle bilir yani Yasemin. Gitti, bura gitti. Sağdakileri de ben çoktan eledim zaten en sığ. Evet, böyle hani iyi olmaz. Ne doğru ya. Her gün dışarı çıkmamı. Tamam ya, dur. Sen apartman daire numaranızı yaz. Şu ayağını da indir, insanların daire, karşısında, YouTube'un karşısındasın. Daire numarası. Milyonlarca insan izliyor seni şu an. Sen onu yaz. Evet, hadi bakalım. Yakaladık. Hayır, anne sen önce ne döndün ne söyledin? Ve nereye gidelim? Ne söyledin sen orada? Bakma bana dedim. Yakaladık. Bakma bana. Hayır, anne sen önüne ne döndün ne söyledin? Daire numarası sordum. Yazdı, sildi. Yazdı, sildi. Kaç daire numarası? Yazdın mı? Yok daire numaram. Müstakil evde oturuyoruz. Cidden bu arada. E niye burası? O zaman yazamadın? O zaman tamam, daire numarası... Müstakil evin de numarası var. Teşekkürler.
Hatırlamaya çalış. Evinde bir numarası var ya. O zaman şeyi söyle. Ev kaç artı kaç? Evin numarasını yaz. Ceren'in asla bileceğini düşünmüyorum. Ben... Adresteki numara adresi biliyordur herhalde. Kaç numara? 37 mi? Bir şey diyeceğim. Allah aşkına artık Ceren'le Yasemin'le evet abi. Soru da en sakinsin. Ben... Bir şey diyeceğim. Çok iyiydiniz. Akşamlardan daha iyiydik. Çok iyiydiniz. Aha. Aha. Gitti de. Aha. Aha. Çak kanka. Abi, bir dakika. Senin çözdün yurdum o yüzden. Aaa! Ben anlamadım. Kendileri yandı diye öbürlerini de yaktılar. Yes! Aha yine bildim. Aha. Aha yine bildim. Yine bildim. Yine bildim bebeğim. Aha. 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 Yine bildim işte. İşte yine bildim. İspiklediler bildiğin. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Şimdi anladım. Atakanlardan daha iyi gitti değil mi? Evet. Bana niye söylemiyorsun? Baba Twitch'te gecikme yok anladın mı? Güler ya. Canlı kanka. Canlı anlık. Bunları yakalamak zorundayız anlatabiliyor muyum? Onların ekmeğiyle oynadın. Onları ele verdin. Bu gece sonra. Onlardan daha iyiydik dedin. Biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi uğraşırım. Mutlu. Orada ben şeyden verdim. Si bemol minörden doğru, verdim doğru. O yüzden. Kutlu ol. İyi bak kendine. Yasemin, Ceren çok başarılıydınız. Teşekkür ederiz. Size çok teşekkür ediyoruz. Ve ben ilk defa böyle bir şey gördüm bu arada. İlk defa bir ekip giderken başka bir ekibi de peşinde götürüyor. Çünkü büyük pot kırdı yani. O zaman bütün çiftlerimizi, ekiplerimizi alıyoruz. Kardeş. Kardeşlerimizi, ikizlerimizi alıyoruz. O zaman final gerçek ikizimizi görelim. Herkes bir arkasını dönsün. 3, 2, 1, dönelim. Ya bizim gel. Ya ne güzel ya. Ne gülse. Bir dakika. Ben şunu söylemek istiyorum. Çağrı bunu hep yapıyor. Kapıdan içeri ilk girdiklerinde biz ikimiz senle gösterdik. Direkt gösterdik. Sen de sol üç gösterdin. Bir şey diyeceğim. Hepiniz çok iyi yarıştınız bu arada. Herkes çok iyi çalışmış derslerine. Biz bir baştan dinleyelim. Nesiniz? Sevgiliyiz. Tam sevgili diyecektim. Ya keşke bize sosyaldın önce Orkun. Nasıl ya? Sen onunla sevgili diyecektim oldun. Evet. Sevgili olduğunu düşündüm. Ne zaman düşündün bunu? Geçen hafta evde kız oradaymış. Kız oradaymışsın ya işte gitmiş. Anamın ne diyeydin vardı. Peki, siz kuzendiniz değil mi? Yakın arkadaşız. Kaç yıldır yakın arkadaşsınız? 4'e giriyor gibi. Aa, bayağı o zaman geçmişi de çalışıp gelmişsiniz. Ama çok yakınız yani. 3 yıl gibi değil, daha fazla. Arkadaşınız da. Biz arkadaşız. Arkadaşlarda aslında 300 var yani burada. Bir tane daha var. Ha. Ben 300'leriyim onların. Ne diyorsunuz ya? Ne? Bir dakika. Siz ikiniz, ikisiniz. Değiliz, hayır 300'üz. He, onların ikisi ikizmiş, o da artı bir dahil olmuş. Ya böyle mantık mı var Orkun ya? Düz. Ne? Bir dakika ne? Lan birbirinize döndünüz, ne bileyim hiç görmedim dediniz. Ha? O ne? Araya kaynamış. Bir dakika 300'ler mi? O daha da tatlı. Siz ikiniz ikisiniz. Sen ne ara geldin? Oğlum 300 birlikte doğmuş. Siz 300'sünüz. Sen de sevgilisin evlisin. Üçünün değil ama. Bir şey ben böyle... Bir dakika ya. Öyle bir soru var. Sen evlisin. Üçünün değil ama. Üçüzler ve hiçbir şeylere benzemiyor. Delireceğim şimdi. Anneni yani anne babadaki geni de merak ettim bu arada, ne güzel 3 çocuk turbo. Ben böyle öyle bir pilot değilim. Ben daha programa gelmem. Bir dakika Gülse'yi oraya götürün. Gülse oraya git. Oha! Bir dakika Gülse'yi oraya götürün. Gülse oraya git. Oha! Okey, ikisi anlaşılır diye Gülse'yi oha, ikisi çok benziyor. Cedi Osman'a da benziyor. Bir YouTuber var. Eylül. Sevgilisi filme gitmeden önce. Eylül Bahar.
Hafif andırıyor. İkisi çok benziyormuş. O yüzden ikisini koymamışlar zaten. Tamam. Benziyorlar. Onlar daha çok benziyor. Siz hayal edin. Biz bir dakika arayla doğduk. Bir üç, harbiden bir üç. Siz birer dakika arayla. Tam doğum sırası da böyle. Ben ortada doğdum. İlk o doğdu, son o. Onunla bir dakika aramda var, onunla iki dakika. Ben 300 hiç beklemiyordum. Vay be, 300 çıkmaları beni de şaşırttı. Şokstayım. Bir hayatına girmiş miydi bir 300? Ben şu an ilk kez sana söylüyorum. Benim de ilk defa. Vay be. Benim de ilk defa. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bu programın kastığını kim ayarlıyorsa ona buradan... Bizim ekip ayarlıyor. Orkestral ekibine de bir alkış çalalım o zaman. Şeyi ben merak ettim, onu sizin çok göbek oldu. Delikleriniz farklı mı? Ya sal artık hocam göbekleri. Aynı. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Gerçekten inanılmaz bölüm. Nereden gelmiştiniz? Darıca'dan. Darıca'da dedim. Hayır. Hayır. Şimdi anlatıyorum. Bu üçü 300. Normalde ikiz değil, 300 bunlar. Tamam mı? İkisi çok benzediği için şey demişler ki ortadakine, sen sevgilinle gel. Bu, bunun sevgilisi. Anladın mı? Bu kadar. Ya bu sevgilisi işte bunun. O zaman mantıken ikiz olmuyorlar ki ama. Buradan peki bir anda bir kişi daha çıkıp bize aslında dördüzüz demedi mi? Hadi. Diyoruz katıldığınız için. Gerçekten ama... inanılmaz bölüm. Yürü be. Nereden gelmişsiniz? Darıca'dan. Darıca'da dedim bir olay var, hatırla. Çağrı için kocaman bir alkış alalım. Ya dönüp. Aynısı. Ya sen dönüp 300'üne nasıl şey dedin, onun şokundayım ben şu an. 300'üne dönüp nasıl şunu diyebildin? Hiç görmedim, tanımıyorum. Nasıl diyebildin? Öbürü de dedi ki, bak oğlan da dedi, Ömer de dedi ki, ya dedi hani görmüşlüğüm var ama hiç tanışmıyoruz dedi. Ve bunu çok büyük bir rahatlıkla söylediler. Ben dedim ki okey ya. Ben gülerim. Ben ablama döneceğim, bir köşede oturacak mesela, ben şey diyeceğim. Bilmem ki hiç sana, aa siz de mi emekte büyüdünüz abla, hiç tanımıyorum. Pah falan olurum yani. Aa şoktayım. Uff. Ben bir daha o anki şoku ben bir daha görmek istiyorum. Hiç kimse istediğim oranda şok olmadı bu 300 olayına. Peki, siz kuzendiniz değil mi? Yakın arkadaşız. Kaç yıldır yakın arkadaşsınız? 4'e giriyor gibi. Bayağı yakın. O zaman geçmişi de çalışıp geldi. İstediğim oranda şok. Ama çok yakınız. 3 yıl gibi değil, daha fazla. Arkadaşınız da. Biz arkadaşız. Arkadaşlar da aslında 300 var yani burada. Bir tane daha var. Ben 300'leriyim onların. Ne diyorsunuz ya? Ne? Bir dakika. Siz ikiniz, ikisiniz. Değiliz, hayır 300'üz. Onların ikisi ikizmiş, o da artı bir dahil olmuş. Ya böyle mantık mı var Orkun ya? Diyor, siz ikiniz ikisiniz, sen ne ara geldin? Oğlum 300 birlikte doğmuş. Siz 300'sünüz, sen de sevgilisin, evlisin. Üçünün değil. Hala şokta, üçünün sevgilisiymiş çocuklar. Hala şoktayım ya. Aa. Nasıl ya? Hangisi yayıncı yapsınlar ya, o sarar. Yani bunu nasıl olacak o peki? Ah! Bekir efendim 15 lira gönderip Yağmur arkadaşımın doğum günü kutlayabilir misiniz demiş. Yağmurcuğum doğum günü kutlu olsun, bir tane nice mutlu, çok çok güzel yaşlar inşallah. Öpüyorum çok seni. Ben bu şoku nasıl atlatacağım? Hı? Ben bu şoku nasıl atlatacağım? 300 şokunu. Yanılmaz ya. Ha, 300'ü bulamadık, gördünüz mü? İşte ben de yanılıyorum demek ki. Vallahi çok şaşırdım ya. Aa, ne oluyor ya? Şey, talk show videosunu izledim. Çok güzel olmuş bu arada.
ucuza talk show. her şey en ucuz yollusuyla yapılmış. Süre düşüp bayılacağım vallahi olduğum yere. Ha. İnanılmaz. Doktorcan bu nedir?